A Spor. Fatih Terim biletini kesti. Takımdan ayrılmak istemiyor. Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray'da, transferde de işler istenildiği gibi gitmiyor. Fatih Terim'in yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gitmesini istediği Yıldız isim ayrılmak istemediğini ifade etti. İşte detaylar. Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon performansı büyük tartışma konusu olan Sofyan Fauli son 3 maçta 1 dakika bile forma giyemedi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Cezayirli yıldızın ismi yeni sezon öncesi gönderilecekler listesinde yer alıyor. Ancak Fauli aynı fikirde değil. Takvimde yer alan habere göre 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euroluk maaşı bırakarak takımdan ayrılmayı istemiyor. Bu nedenle Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir fauli krizi bekliyor. 31 yaşındaki futbolcuya Körfez ülkelerinden talipler olduğu ancak faulinin Avrupa dışına çıkmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında. SporX. Galatasaray'da seçim iptal. Kayyum ihtimali ve Terim için istifa iddiası. Galatasaray'da flaş gelişmeler. Galatasaray'da yönetim toplantısında 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul iptal edildi. İptale gerekçe olarak özetle alınabilecek yeni idari tedbirler gösterildi. Seçimin pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirileceği belirtildi. Bu haberle gündemde değişti. Başkan Mustafa Cengiz yönetiminden 3 istifa geldi. Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevini bıraktı. Sarı kırmızılıların gündeminde neler oluyor? üyelikten çıkarma iddiası. Başkan Cengiz tüzük gereği yeni bir seçim takvimi belirlemek zorunda. Bunun da pandemi koşullarının hafiflemesinin beklendiği Ağustos-Eylül aylarında olacağı konuşuluyor. Buna rağmen camia tepkili. Cengiz'e yönelik resmi makamların kararlarını beklemeden seçim iptal edildi eleştirisi yapılıyor kulislerde, Mustafa Cengiz'in, tüzüğün 109.2 sayılı maddesi uyarınca, seçimlerin yapılmasını engelleyici davranışta bulunma gerekçesiyle üyelikten çıkarma yaptırımı ile karşılaşabileceği iddiası konuşuluyor. Başkan adayları ne dedi? Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın genlerinde demokrasi kültürü vardır. Camiamız bu tür aleni tüzük ihlali ile yapılan darbelere gereken tepkiyi verecektir. Kulüp çaresiz değildir ve tarihimizde hiç yaşanmamış olan bu karmaşadan yara almadan, birlikte daha da güçlenerek çıkmasını biliriz. Burak Elmas, devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin, iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Metin Öztürk, biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız. Kendi listesini oluşturamadı. İmza toparlayamıyor. Devlet seni zorlamadı, kendi kararınla yaptın. Mustafa Cengiz Truva atıdır. Gözler bu maddelerde. Galatasaray tüzüğünde yeni bir seçim kararı alınmasına yönelik dikkat çekici maddeler bulunuyor. İlki 93. madde. Burada, yönetim kurulu üyeliklerinin, asil yedek dahil, boşalması durumunda yönetimin düşeceği ve bir ay içinde seçime gidileceği belirtiliyor. Mustafa Cengiz'in 10 asil 5 yedek üyesinden 6 isim şimdi yedek istifa etti. 3 istifa daha yaşanırsa yönetim, imza yeter sayısını kaybedecek. Diğeri ise 130. madde, burada organ ve kurulların üye sayısının yarıdan aza düşmesi halinde bir ay içinde olağanüstü seçime gidileceği vurgulanıyor. Kayyum riski var mı? Galatasaray yönetiminin aldığı tartışılan kararın kayyum riskini doğurduğu yorumları yapılıyor. Resmi makamlardan cevap gelmeden seçimin iptal edilmesiyle üyelere karara itiraz hakkı doğduğu belirtiliyor. Seçim isteyen ve yönetimin kararını usulsüz bulan üyelerin mahkeme sürecini başlatması halinde sulh hakimliği 3 üyeden oluşan seçim kayyumunu resmen göreve getirebilir. Fatih Terim istifa edebilir. Mustafa Cengiz ve yönetimiyle bir küs bir barışık yola devam eden teknik patron Fatih Terim'in beklenen kararı alabileceği belirtiliyor. Cengiz'in yeni seçime kadar yani ucu açık şekilde başkanlığa devam edecek olması nedeniyle Terim'in görevi bırakabileceği iddiaları gündeme düştü. 17 Mayıs'ta bırakacak iddiası. Daha önce "Bir söz verdim ve bunu tutacağım." diyen Terim'in sezonun biteceği tarih olan 17 Mayıs ile birlikte istifa etmeyi düşündüğü vurgulanıyor. Söz konusu tarih aynı zamanda UEFA Kupası zaferiyle de çakışıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Kurt Hoca'nın 3 yıllık opsiyonunu kullanmayacağı belirtiliyor. İşte olay karar. Demokrasi adına vurgusu 17 Mayıs'tan sonra tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Adaylık başvurularının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında, katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda yapılabilmesi adına yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir. Sözcü. Ajans Spor. Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan yönetim kurulu üyelerine ihtarname. Ajans Spor Haber. Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi sonrası sular durulmuyor. Son olarak Galatasaray başkanlık yarışında güçlü adaylardan Burak Elmas, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesinin bir tüzük ihlali olduğunu söyledi. Elmas, sosyal medya adresinden paylaştığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyelerine noter kanalı ile ihtarname yollandığını ifade etti. İptal kararının Galatasaray'ın demokrasi kültürüne müdahale edildiği anlamı taşıdığını ve bu kararı alanların hukuk önünde hesap vereceğini dile getirdi. İşte Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'ın açıklaması. Galatasaray camiası ve spor kamuoyunun bilgisine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, kulübümüzün demokratik seçim tarihine ve kültürüne kara bir leke olarak geçecek kararını Galatasaray Spor Kulübü imzasıyla 5 Mayıs 2021 Çarşamba saat 20.09'da kulübümüzün resmi internet sitesinde yayımlamıştır. Bu durum üzerine değerlendirmelerimizi Galatasaray camiası ve spor kamuoyu ile paylaşma mecburiyetimiz hasıl olmuştur. Başkan adaylarının başvurularını engellemediği açıktır. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü 17.58'de kulübümüzün resmi internet sitesinde olan seçim genel kurulu toplantısına çağrı yapılmıştır. Bu çağrıya göre tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca ilk toplantının 22 Mayıs 2021 yeterli çoğunluk sağlanamadığı halde ikinci toplantının 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına karar verildiği açıklanmıştır. Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca, 28 Nisan 2021 tarihinde kulübümüz divan başkanlığına sunmuş olduğumuz başvurumuzda imzaları yer alan üyelerimizin Haziran'da yer aldığı, 29 Nisan 2021 tarihinde kulübümüz sicil kurulu başkanı tarafından tasdik edilmiştir. Bu süre zarfında bir diğer saygıdeğer başkan adayının da ilgili madde uyarınca başvurusunu sunduğu görülmüştür dolayısıyla dün akşam yapılan açıklamanın aksine seçim sürecinin tüzüğümüze uygun olarak devam ettiği ve ülkemizdeki geçici kapanma tedbirlerinin başkan adaylarının başvurularını engellemediği açıktır en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal edilen 29 Mayıs 2021 tarihli seçimli genel kurul ile aynı gün, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da ve de seyircili olarak oynanacağının açıklanmış olması, ayrıca yakın tarihlerde diğer bazı spor kulüplerinin genel kurul toplantılarının yapılacağı hususları, bu kapsamda oldukça dikkat çekicidir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur. 5 Mayıs 2021 tarihli kararın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığı ve tamamen keyfi değerlendirmeler neticesinde alındığı açıktır. Tüzüğümüzün aday olmak için başvuru usulü ve adaylığın duyurulması başlıklı 61. maddesi uyarınca, başkan adaylarının ibraz etmekte yükümlü oldukları belgeleri şahsen ve elden sunmaları yönünde bir yükümlülük yoktur söz konusu başvuruların, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan avukatlar vesilesiyle vekaleten veya posta yoluyla ibrazı mümkündür. Dolayısıyla karara dayanak gösterilen kapanmanın belge ibrazına engel olduğu yönündeki gerekçe kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ayrıca, bugün itibariyle, iki başkan adayının başvuru belgelerim divan başkanlığına ibraz ettiği göz önüne alındığında ve bu başvurulardan birinin tam kapanma koşullan geçerliyken gerçekleştiği değerlendirildiğinde, söz konusu gerekçenin pratikte de bir karşılığının olmadığı son derece açıktır. Seçimli genel kurulun gerçekleştirileceği 22 ve 29 Mayıs tarihleriyle ilgili olarak yetkili makamlarca alınmış bir kısıtlama karan olmaksızın, adeta idarenin yerin geçilerek Galatasaray Genel Kurulu'nun seçim hakkı sınırlandırılamaz. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur. Aksi yöndeki her tutum, üyelerimizin iradesinin gaspıdır ve demokrasi kültürüne aykırıdır. Bu bir tüzük ihlalidir. Son olarak tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca olağan seçim toplantısı 3 3 yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılır ve seçim toplantıları geri bırakılamaz. Seçimli genel kurullarımızın toplanması konusunda bu kadar açık bir şekilde düzenleme bulunurken en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal gibi temelsiz ve muğlak bir ifade kullanılması ve seçimlerin engellenmesi tüzüğümüzün açık ihlalidir. Sonuç olarak, yasal takvimi devam eden seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının önünde hali hazırda herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi, bu yönde bir idari karar da bulunmamaktadır. Seçimlerin iptali söz konusu olamaz, bu bir tüzük ihlalidir. Camiyamıza yakışan demokratik seçimler için dernekler mevzuatımızı, tüzüğümüzü ve tarihimizi hiçe sayan bu tutumdan acilen vazgeçilmesini, başlayan ve işlemekte olan seçim sürecinin devamının sağlanmasını ve seçimlerimizin tüzüğümüze uygun bir şekilde yapılmasını talep ederiz. Kanuna, tüzüğümüze ve hakkaniyete dayalı talebimizin yerine getirilmemesi ve tüzüğümüze ısrarla aykırı davranılması halinde yasal yollara başvurmayı değerlendireceğimizi de bu vesileyle bildirmek isteriz. Saygılarımızla arz ederiz. Burak Elmas. Ne olmuştu? Galatasaray Kulübü'nde dün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı Kulübün resmi internet hesabından yapılan duyuruyla 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin iptal edildiği açıklandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, iptal kararının pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararının sona ereceği 17 Mayıs'ta açıklanması beklenen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak alındığı vurgusu yapıldı.